Tabii skora bakıldığında aciz bir Ankara gücü gibi anlaşılabilir ama takımımızdan biz çok memnunuz. Şu anda duruşumuz, sağ duruşumuz ve yapılan mücadelenin kalitesi bizi gelecek müsabakalara daha iyi bakmayı zorluyor ve böyle düşünüyoruz. Arkadaşlarımın hepsini kutluyorum. Rakibi de tebrik ediyorum. Sonuçta şampiyonluk yolunda bir mücadeleleri var. Umarım onlar da başarılı olurlar. Dediğim gibi bizim için zor, önümüzde de Beşiktaş müsabakası var. O da zor geçecek bir müsabaka ama ayakta durmaya ve mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ne gibi? Mesela nasıl? Öyle bir tarzlar olursa biz yönetimle onu konuşuruz. Öyle bir süreç oluşmadı. Dediğim gibi ama olursa da yönetim kurulu muhatabımızdır. Eğer yani hoşa gitmediğimiz takdirde de veyahut da yeterli olmadığımız anlaşılırsa veya bize söylenirse biz saygıyla karşılarız. Bizim için önemli olan biz emekçiyiz, biz mücadele ederiz. Ama dediğim gibi futbolun içerisinde bunlar var. Başarı ve skor ülkemizin birinci anlayış noktası. Eğer skor kötüyse siz başarısızsınız. Bunu kabul etmelisiniz. Seyirci böyle görür, yöneticiler böyle görür. Bu bir bakış açısı, bu bir kültür. Biz Almanya'da Nürnberg maçını seyrettim, 52 bin. Nürnberg küme düştü. Bütün 52 bin kişi herkesi alkışladı, herkes mendil salladılar, merhaba dediler. Bütün seyirciyi dolaştı. Bu bir kültür. Yani küme düşmek ya da yenilmek, çok affedersiniz, bir namussuzluk değil ki yani sonuçta. Böyle algılanması ve böyle yükler verilmesi futbolumuzun gelişmesine de engel olan bir durum. Ha, başarısızlık ve başarı bizim işimizin içerisinde var. Skorlar kötüyse de şu anki değerlendirmeler içerisinde yönetim kuruluna bağlıyız. Sizin söylediğiniz soruya tekrar döneyim. Yönetim kurulu bize arkadaş, bu iş bu kadar derse saygıyla karşılarız. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ekip olmak için yeni gelen transfer yapılan arkadaşlarla kemik bir doku henüz oluşturmanız için bir zaman gerekir. Birlikte bazı tekrarlar gerekir. Şimdi biz onları hem maç oynuyoruz hem o süreçte de takım olma yolunda hamleler yapıyoruz. Bu mükemmel %100 oldu diyemeyiz. Ama bu süreci biz sürdürüyoruz. Oyuncu değişiklikleri de formdaki işte sizin faydalanabileceğiniz, ileride de faydasını görebileceğiniz, tahmin yürüttüğünüz, verilere bakarak değerlendirmelerde bulunduğunuz oyuncular üzerinde yoğunlaşıyorsunuz. Bu bazen taraftarla bizim aramızda bir çelişki yaratabilir. Sizinle de yarattı şimdi. Değişikliklerin bir kısmını biz yaptıktan sonra gelen sonucu siz değerlendiriyorsunuz ama biz onlarla yaşıyoruz. Beklentilerimizin altında kalan oyuncular olabilir ama dediğim gibi biz onlara güvenerek sahaya koyuyoruz. Bazen psikolojik de olsa, fiziksel de olsa bazı istediklerinizi alamayabilirsiniz. Ama dediğim gibi biz oyuncularımızın o yönünü hafta içerisinde yaşayarak değerlendirdiğimiz için sizinle bazen ters düştüğümüz oluyor. Evet. Ben tabii yani ama hakemlerle ilgili bir antrenör olarak hiçbir zaman konuşmadım. Benim işim değil o. Ben antrenör ederim. Adam bana derse ki sen takımına bak.
ne hakemle uğraşıyorsun, hakemle ne alakası var, onu antrenör edemedin, bunu antrenör mü, bunu oynatamadın derse ne yapacağım? Ben bu soruya muhatap olmak istemem. Dolayısıyla hakem kendi kurumları var, yöneticim var benim. Yöneticim hakemle ilgili konuşabilir ama benim işim hakemle değil. Adam bana karşı bir soru sorabilir. Sen ne öyle diyorsun, senin de oyuncun golü kaçırdı, onu niye çalıştıramadın diye soru sorabilir. Hakem kurumu var, onu o değerlendirsin. Ben kötü niyetli olduklarına asla inanmıyorum, beceriyle ilgili. Vurdu diyor, ben görmedim ama bu akşam bakacağım. Yani dirseğini kullandı diyor, buna emin ol diyor. Tamam, biz de inanıyoruz. Dolayısıyla kırmızı kart gördü, bu da bizim için bir kötü bir durum yarattı sahada. Eşitliği bozdu, eşitsizlik oluşturdu. O yüzden kötü oldu. İyi akşamlar diliyorum.